Harim İnce ne kadar oy alır? Bu arada evet, 2002'de doğdu diyorsunuz ikizleriniz. Allah bağışlasın. Evet, ben de tanıyorum kendilerini. Ben Z kuşağına da çok güveniyorum. Evet, bu seçimin evet. Belirleyicisi gençler çok önemli. Gençler evet. Ve kadınlar olacaktır. Ona gerçekten ciddi anlamda güveniyorum. Doğru söylüyorsunuz. Muharrem İnce tabii. Noktasında da zaten gençlere yatırım yapıyorlar evet, şu anda tüm evet, partiler. Kesinlikle evet, Z kuşağı evet. Çok farklı bir kuşak. Evet. Bizden de çok farklı yani biz de tam böyle arada çok kalmış. Entelektüel çok kuşak. Entelektüel evet, ve evet, güzel bir evet, kuşak. Evet. Z kuşağının kurtarıcı olacağını düşünenlerdenim. Evet. Muharrem İnce'nin ne kadar oy alacağı noktasında şu an itibariyle bir fikir %10'la %15 arası alır mı? Kararsız seçmenler ve diğerlerden. Aslında mesela, Sayın İnce'nin ilk başlardaki çıkışları, yaptırmış olduğu anketler %9 veya 10 civarında gösteriyordu. Ve bence kendisi tahminimce bu anketlere güvenerekten bir şekilde bu hareketi partileştirmeye götürdü. Evet. Ciddi anlamda evet il başkanlıklarını kurması noktasında, ilçe başkanlıklarını kurması noktasında kendi kurmaylarıyla birlikte hareket ediyor. Fakat şöyle bir durum var. Evet o anketler %9, %10 olabilir ama seçim satılma haline girildiğinde acaba bu %1'e 2'ye mi düşecektir ya da yine o civarlarda mı kalacaktır? Orası da büyük bir tartışma konusu. Bu tamamen parti liderinin ve kurmaylarının seçim satımı haline girildiği andan itibaren yapacağı söylem ve çıkışlarla vitrin çok zayıf galiba değil mi? Bulacaktır. Çok fazla takibini yapamadım evet, açıkçası. Çok zayıf bir vitrin var. Evet. Eski parti Cumhuriyet Halk Partililerden olanlar var. Veya işte Sayın İnce'nin aslında hiçbir partiden olmayan, bugüne kadar partiselleşmemiş gerek akademik anlamda gerek de iş insanı noktasında başarı sağlamış kişilerle hareket edeceğini söyleyerekten başladığı bir söylemdi. Hareketti bu aslında memleket hareketi. Fakat sonrasında aslında orada tecrübeli veya yeni genç siyasetçilerin de olması gerektiği noktasında da telkinlerde bulunanlar oldu ki kendisinin çevresinde hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden eski kurmaylardan kıdemli siyasilerden varlık gösterenler var hem de genç siyasetçiler var. Evet. Dolayısıyla kendisinin yolu açık olsun. Seçim zamanı bunların hepsi konuşulacak, görüşecek şeyler diye düşünüyorum. Evet. Şu an belirsiz.